Diastolik kalp yetmezliğinde aynen sistolik kalp yetmezliğinde olduğu gibi kalp vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar kan pompalayamaz. Peki ama bu ikisinin farkı nedir? Hı? Aslında diyastolik kelimesi aradaki farkın ipuçlarını veriyor. Hatırlarsanız, diyastol kardiyak döngüde kalbin kanla dolma aşamasıydı yani kalbimizin gevşediği ve ventriküllerin kanla dolduğu evrenin adı diastol. Bu tanımı yapınca diastolik yetmezlikte kalbe yeterli kan akışı sağlanamadığını anlayabiliyoruz. Şimdi buradaki iki kalbi kıyaslarsanız eğer, diastolik yetmezlikte kan için ne kadar az alan olduğunu göreceksiniz şu çok sevdiğimiz su şişesi analojimize geri dönersek sağlıklı olanı sıktığımızda su fışkırıyor harika ama diastolik yetmezlikte şişede yeterli su yokken şişeyi sıktığınızda ne olur tabii ki daha az su dışarı çıkar çünkü zaten en başta içeride bulunan miktar azdır e kalpte de durum böyle kalpteki kan miktarı en başta azsa vücudun ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar kan akışı sağlamakta zorlanır yani içeride daha az kan olması pompalanan kanın da daha az olması anlamına gelir ayrıca şunu da hatırlayalım sistolik yetmezlikte ejeksiyon fraksiyonu yani kalbin her atışında dışarı pompalanan kan miktarı yüzdesi düşüktür. Bunun nedeni sistolik yetmezlikte ventriküllerin normal bir kalple aynı miktarda veya belki daha fazla kan dolu olması ama dışarı daha az kan çıkmasıdır. E doğal olarak da ejeksiyon fraksiyonu düşüktür. Ama diastolik yetmezlikte hem içeride olan kan miktarı hem de dışarı çıkan kan miktarı az olduğundan ejeksiyon fraksiyonu sağlıklı bir kalple aynı olabilir. Buna korunmuş ejeksiyon fraksiyonu denir. <laughs> Biraz kafanız karışmış olabilir. O yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım en iyisi ejeksiyon fraksiyonunun dışarı pompalanan kan hacmi bölü içeride olan kan hacmine eşit olduğunu hatırlayın. Bunu atım hacmi bölü diastol sonu hacim şeklinde de ifade edebiliriz. Şimdi diyelim ki atım hacmi 70 mililitre, diastol sonu hacimde 120 mililitre olsun. Tamam mı? Bu sağlıklı bir oran sayılır. 70'i 120'ye bölünce %58 yapar ki bu normal sınırların içerisindedir. Peki kalp yetmezliği nedeniyle atım hacmi 46 mililitre ise bu durumda atım hacmi çok daha düşük yani daha az kan pompalanıyor. Fakat diastol sonu hacim de düşük ve 80 mililitre 46'yı 80'e böldüğümüzde hala %58 yapar. Yani teknik olarak hala normal sınırların içerisinde. Aslında burada atım hacmi yani dışarı pompalanan kan miktarı düşük ama diastol sonu hacimde düşük olduğu için bir nevi bunu telafi ediyor. Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olsa da bu tehlike olmadığı anlamına gelmez. Bu hala kalp yetmezliğidir. Peki diastolik kalp yetmezliği sistolik yetmezlikten nasıl bu kadar farklı gözükür? Bunun iki sebebi var. İlki hipertrofi. Hipertrofi kasların büyümesi demektir. Şimdi özellikle ventriküler kasların büyümesinden bahsedelim. Bunlar büyüdüğünde daha çok alan kaplar ve kasların kapladığı alan artınca kan dolumu için daha az yer kalır. Öyle değil mi? İkinci olarak bu kaslar yani büyüyen kaslar sertleşir. Gevşediklerinde yeterince esneyemezler. Ayrıca büyüyor olmalarına rağmen aralarında ölü kaslar da bulunur. Çünkü kalp yetmezliğinin bir parçası olarak kas hücreleri ölür. Ölü kas hücreleri fibroz doku bırakır. Bu fibroz dokular birbirine bağlı bir doku grubudur. Fakat bu dokuların kompliyansı yani uyum ve genişleme yeteneği çok daha düşüktür. Kompliyans kan dolumu sırasında ventriküllerin veya herhangi bir dokunun pasif olarak esneyebilme ve genişleyebilme kabiliyetini belirten bir terimdir. Bu özellikle kalp için çok çok önemli. Çünkü daha çok esnemesi, kompliyansın daha fazla olması, daha fazla kanla dolmasını sağlar. Bir su balonunu düşünün. Evet evet, bir su balonunu düşünün. Balonun içine su koyduğunuzda ne olur? Ha? Büyür ve genişler, değil mi? Evet. Ama bu pasif olarak olur. Su onun büyümesini sağlar. Şimdi bir de kimya derslerinde kullandığınız cam tüpleri düşünün. Burada olayı vurgulamak için biraz aşırıya kaçacağım ama sanırım sizler nedenini anlayacaksınız. Bu cam tüpü doldurduğunuz zaman büyüyemez, şekil değiştiremez ve genişleyemez. Dolayısıyla ağzına kadar suyla dolduktan sonra su taşıp dökülür çünkü kompliyansı yani uyumluluğu çok daha az. Zaten sanırım aklımıza gelebilecek en az uyumlu şey cam kaplar olabilir. Bir sürü fibroz dokusu bulunan bir kalp de işte tam buna benzer. Gevşeyemez, pasif olarak genişleyemez ve tam anlamıyla dolamaz. Diyastolik kalp yetmezliğini kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Peki ama kalp bu duruma nasıl gelir? bu büyüyen ve sertleşen kasları nasıl ediniriz? Evet, tıpkı sistolik yetmezlikteki gibi bu büyüme ve sertleşmede daha önceden var olan gizli bir rahatsızlığın sonucu olarak kendini gösterir. En bilinen ve en önemli neden kronik hipertansiyon yani yüksek tansiyondur. Kan damarlarındaki basınç arttığında kanı damarlara doğru pompalamak zorlaşır. Bu büyük bir borunun içine üflemek yerine küçük bir pipetin içine üflemek gibi bir şey. Sizce hangisinin içine hava üflemek daha zor? Ha? Muhtemelen küçük olanın öyle değil mi? Kalp için de durum buna benzer. Ama kalp bu daralan damarların arasından kan pompalamaya mecburdur. Ve bunu yapmak çok zor olur. E kalbiniz ne yapar? şişer, kas yapar, hacim kazanır ve büyümeye başlar. E bu sayede yüksek basınç karşısında kanı pompalayabilir. Hem beslenme şekli hem de diyabet, tansiyonun yükselmesine ve hipertansiyona yol açabilir. Bunlar hipertansiyon için kesinlikle büyük risk faktörleridir. Ve tabii diastolik kalp yetmezliği içinde. Altta yatan ikinci bir sebep aort stenozu olabilir. Sistolik yetmezlik videosundan biliyoruz ki stenoz daralmış kapakçık demektir. Şu an özellikle bu kapakçıktan yani aort kapağından bahsediyoruz. Bu kapakçık sol ventrikülde yer alır ve kanı buradan aort denen ana damara pompalar hipertansiyona benzer şekilde bu dar açıklıktan kan pompalamak tamamen açık bir kapakçığa göre çok daha zor peki bu durumda ne olur kalp yine kas yaparak şişer ve kas hacmi genişler ki bu sayede bu dar kapakçıktan kan pompalaması kolaylaşsın tamam burası biraz karmaşık gelmiş olabilir çünkü bunun sistolik yetmezliğe yol açtığını da görmüştük e o zaman bunları nasıl ayıracağız? Bunun neden bir durumda diastolik kalp yetmezliğindeki gibi kasların büyümesine yol açtığını, başka bir durumda da sistolik kalp yetmezliğindeki gibi bir dizi kalp kasının zayıflamasına yol açtığını tam olarak bilemiyoruz. Bunların ardındaki mekanizma maalesef biraz karışık. Hatta açıkçası bunları henüz tam olarak bilemediğimiz için bu konu hala ciddi şekilde araştırılıyor. Biz gelelim üçüncü hastalığa. Sırada kardiyomiopati. Yani kalp kası hastalıkları var. Diyastolik kalp yetmezliğinden bahsederken burada özellikle kalp kası hastalıklarından iki tanesine odaklanacağız. Birincisi hipertrofik kardiyomiopati. Hipertrofi kas büyümesi anlamına geldiğine göre, adından da anlaşabileceği üzere bu tip kardiyomiopati kasların büyümesine yol açar ve genellikle belli bir nedeni yoktur. İkincisi ise restriktif kardiyomiopati. Bu da kasların daha sertleşmesine ve esniyememesine yol açar. E, dolayısıyla da ventriküllerin genişlemesini kısıtlar. Bu iki kardiyomiyopati türü diastolik kalp yetmezliği ile acayip şekilde örtüşüyor değil mi? Diastolik kalp yetmezliğinde de sonuçta ya sertleşmiş ya da büyümüş kaslar söz konusu demiştik. Hatırlayın. Evet, son olarak yaşlılık ve koroner arter hastalığı gibi başka sebepler ve risk faktörleri de olabilir. Ama daha önce söylediğim gibi bunların bazıları da yine sistolik yetmezlikte de altta yatıyor olabilecek sebepler. Bunlarda da yine ardındaki nedenler bilinmezliğini koruyor tabi. Özellikle de neden bazı durumlarda diastolik yetmezliğe, bazı durumlarda da sistolik yetmezliğe neden oldukları konusunda. Bu konular hala araştırılıyor. Bizim özetlememiz gerekirse diastolik kalp yetmezliğinde kalp kasları ya büyür ya sertleşir ya da ikisi birden olur. Bu gerçekleştiğinde ventriküller daha az kanla dolar ve kalp pasif olarak yeterince genişleyemez. Bu yüzden de tam olarak gevşeyemez. Sonunda gittikçe daha kötüye giden bir döngüye dönüşür. Her şey hipertansiyon veya stenoz gibi vücuda kanın pompalanmasını çok daha zorlaştıran altta yatan bir hastalıkla başlar. Kanın pompalanmasını kolaylaştırmak için kalp kaslarının boyutları artar. Şişer ve büyür. Bu büyüyen kaslar daha fazla çalışır ve daha çok oksijene ihtiyaç duyar. Ama kalp yetmezliğinde fazla oksijen ihtiyacı karşılanamaz. E bu da hücrelerin ölümüne yol açar. Hücre ölümleri fibroza neden olur ki bu da kalp kası dokularının sertleşmesi anlamına gelir. Sonuçta bu da yine kan akımının azalmasına ve kanın pompalanmasının daha da zorlaşmasına neden olur. Öte yandan hipertropik kardiyomiyopati ve restriktif kardiyomiyopati gibi başka hastalıklar da söz konusu olabilir ki bunlar doğrudan kasların boyutlarına ya da kasların sertliğine etki eden hastalıklardır. Ah, bu döngü böyle devam eder ve kalp yetmezliği gittikçe daha da kötüye gider. Hepinize sağlıklı günler, sağlıklı bir kalp diliyorum. Hoşçakalın.